Programıma değil tabii ki videoma arkadaşlar. İnşallah iyisiniz. Ben bomba gibiyim, süperim, harika hissediyorum. Hatta uzun zamandır kullanmadım. Turp gibiyim. Evet. Ali Bey ne demek turp gibiyim? Turp bir sebze biliyorsunuz ve biz bu sebzeyi salatalarda kullanıyoruz. Turp sert bir sebze. Yani iyi hissediyorum anlamında biz kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Yunanistan'da online dersim vardı ve bu online dersim bitti. Ben canlı yayın için hazırlık yaptım ve denenem karşınızdayım buraya. Yani derse geldim. Evet, canlı Türkçe pratik videosunda sizlerle beraberim. Ee, Ali Bey bu ders mi? Bu ders değil arkadaşlar. Bu pratik bir 40 dakika pratik bir zaman dilimi tamam? Merhaba hoş geldiniz Naser. Sonra Yusupova Emu hoş geldin. Muhsin hoş geldin. İyi akşamlar Muhammed. Man Ali hoş geldin. Betül hoş geldin. Ee, başka başka Oo, çok insan var tamam arkadaşlar 30 fiilim var sizin için 30 hareket fiilim var Ali Bey ben biliyorum bu 30 fiili tamam biliyorsun ama biz sadece fiiller hakkında konuşmayacağız. Yağmur hoş geldin, Lamya hoş geldin, Kur'an hoş geldin, Sokayna aleyküm selam. Sokayna selamlar, Alma hoş geldin, Ludmila o Ludmila burada. Ve Albaski burada. Merhaba Albaski. Biz fiiller hakkında arkadaşlar soru, fiil soruları konuşacağız. Yani fiillerde biliyorsunuz bazı ekler de olmalı. Mesela atıyorum korkmak fiili. Korkmak fiili dan den ile çalışıyor. Ben köpekten korkuyorum. Ben karanlıktan korkuyorum gibi. Yani Fiiller arkadaşlar yalnız değiller. Bazı fiiller yalnız. Yani ekler ile Türkçede kullanıyoruz bunu. Bunun hakkında konuşuyorum ve hareket fiilleri ve bunların ekleri ve tabii ki cümleler. Sizden de yardım istiyorum. Nasıl yardım Ali Bey? Cümleler ile siz de bana yardım edeceksiniz. Muhammed Ahmet Alansari ben de özledim dostum ama işte her yerde virüs var maalesef online görüşüyoruz tamam merhaba evet bu arada Fruz dil Fruz okuyamadım evet Dilya Fruz teşekkürler aynen bil mukabele evet Mısır'dan selamlar Kava teşekkürler siyar Kava şimdi ben bu videoyu alıyorum ve ne yapıyorum? Tabii ki paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunu durduralım. Uh, reklamlar geldi hemen. 30 fiil var söylediğim gibi. Bu 30 fiil hareket fiillerinden en popülerleri. Ha, başka fiiller olabilir ekstra. Biz burada en popüler, en yoğun fiiller hakkında konuşacağız. Hemen başlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hemen başlıyoruz. Birinci fiil çok kolay bir fiil. Türkçede de bunu çok kullanıyoruz. Yürümek arkadaşlar. Yürümek. Evet bu fiil Rusça'da enteresan nasıl yürümek yani farklı anlamda kullanılıyor ama Türkçede eğer ayak var ise biz bu yürümek fiilini bu yürümek fiilini kullanıyoruz. Ayaklarla yapıyoruz. Yani e, araba yürüyor. Yani gramer olarak belki mümkün ama çok mantıklı değil. İnsanlar yürüyor. Şimdi sorusu ne? Nereden nereye yürümek? Ben Okuldan eve yürüyorum. Okuldan eve. Evet. Nereden yürümek? Nerede yürümek? Ben spor salonunda yürüyorum veya her sabah sokakta yürüyorum. Nerede yürümek? Nereden yürümek şeklinde çok kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, yürümek. Natalya evet itti pişkom. Yani yayan diyoruz Natalya pişkom. Yayan yürümek. Yayan yürümek. Ee, yayan. Mesela insanlar yolda yürüyorlar. Arabalar yolda gidiyorlar. Ali Bey hayvanlar için. Tabii hayvanlar için mümkün çünkü hayvanların ayakları var. Evet, yürümek gitti arkadaşlar. Yürümek gitti. Şimdi yürümek fiili deyim içinde kullanılıyor. Deyim, idiom, deyim. Mesela bu iş yürümüyor diyoruz. Yazıyorum. Bu iş yürümüyor. Bu ne demek Ali Bey? Yani bu iş iyi değil. Bu işte problemler var. Bu iş yürümüyor. Bir dizide mesela karı koca var. Onlar konuşuyorlar ve sık sık tartışıyorlar. En sonda Leyla bu iş yürümüyor. Bence biz ayrılalım. Yani evlilik hayatı yürümüyor. Devam etmiyor. Evet bu iş yürümüyor. Yani iyi gitmiyor anlamında. Yazdım ve gönderdim size. Arkadaşlar. Evet Fadi hoş geldin merhaba. Evet Lamia diyor ki ben her sabah parkta yürürüm. Çok iyi. Evet her sabah yürümek iyi. Birinci fiil gitti. Bu en kolay. İkinci fiil arkadaşlar. Koşmak. Koşmak. Ram. Begıt. Evet koşmak. Şimdi. Nerede koşmak? nereden koşmak ve kimle koşmak mesela. Ben okuldan eve arkadaşımla koştum. Wow! Üç tane hal eki var. Okuldan eve arkadaşımla koştum gibi. Koşmak fiili arkadaşlar Türkçe'de Yine ayaklar lazım. Ayak gerekiyor. Yani bir araç için koşmak kullanmıyoruz ben hatırlamıyorum. Yani otobüs koşuyor. Hayır. İnsanlar şu olabilir. Koş koş koş. Otobüs kaçıyor. Dur, dur. ben koşuyorum ve koşunca yoruluyorum. Spor için genellikle İnsanlar koşuyorlar. Muhammed bravo. Köşeye kadar koştum. Muhammed senin cümleni yazıyorum dostum. Köşeye kadar koştum. Süpersin. Köşeye kadar koştum. Haydi başka bir fiil daha size anlatayım ben. Koşmak ve nefes nefese kalmak. Bu bonus tamam mı? Nefes nefese kalmak. Ali bey bu ne demek? Şimdi nefes ne şu Nefes, nefes veriyorum Nefes alıyorum. İnsan koştuktan sonra ne oluyor? İşte bu hareket nefes nefese kalmak. Mesela, Çocukken, çocukken ben korktuğum zaman genellikle akşamleyin eve koşuyordum. Tamam mı? Elimde ekmek, diğer elimde içecek. <laughs> Arkamda sanki bir kişi var gibi veya bir hayvan var gibi. Çocukken yani 7-8 yaşında ve <laughs> eve nefes nefese kalarak geliyordum. Evet. Nefes nefese kalmak sizin için bonus bir ekstra fiil. Hatta deyim bu arkadaşlar. Manal okula ulaşmak için koşmam gerekiyordu. Harika bir cümle Manal seni tebrik ediyorum. Nefes nefese kalmak yağmur alıyor yazdı. Kambiz Madani otobüse binmek için koştum. Süpersin Kambiz Madani. Evet. Dilafruz ben her sabah spor yapıyorum koşuyorum. Güzel. Koşuyorum koşmak. Koşmak, koş-u-yo-rum gönderdim. Evet, üçüncü fiil geldi arkadaşlar. Üçüncü fiil. Üçüncü fiil. Bebekler genellikle bu üçüncü fiili yapıyorlar. Bebekler yürümeyi bilmiyorlar arkadaşlar tamam mı? Yürümeyi bilmiyorlar. Önce ne yapıyorlar? Onlar asker gibi. Baba, anne... Evet. Onlar emekliyorlar. Ali Bey emekle, emekli. Benim dedem emekli Ali Bey. Yakın anlam mı? Hayır. O başka. O emekli olmak. O başka fiil. O hareket fiili değil. Bu, yazıyorum. Tamam. Bu arkadaşlar emeklemek. Emeklemek. Evet. Bebekler emekliyorlar onlar yürümeyi önce bilmiyorlar. Yerde yerde emekleyerek gidiyorlar gibi. Bebek yerde emekliyor. Adam emekleyerek devam ediyor. Mesela ee, nerede? bir masanın altında filmde tamam mı hırsız var ve hırsız kaçmaya çalışıyor ve emekleyerek gidiyor. Adam emekleyerek kaçıyor. Polisler, adam burada masanın altında emekleyerek gidiyor. gibi. Evet, emeklemek arkadaşlar. Bebekler genellikle emekliyorlar. Emekli olmak başka bir fiil. Emekli olmak bu, bu fiili lütfen arkadaşlar karıştırmayın tamam emekli olmak farklı evet devam ediyoruz devam ediyoruz şöyle gönderiyorum bunu da size dördüncü fiil emeklemek gitti dördüncü fiil çekmek, sürüklemek arkadaşlar. Çekmek ve sürüklemek. Çekmek, sürüklemek. Şimdi bu fiilde bir eşya var. Evet yanlış yazdım. Şöyle düzeltiyorum. Yanlış yazdım. Bir eşya var ve bu eşyayı ben yerde çekiyorum yerde. Ne olabilir? Ben patates aldım. Tamam mı? 50 kilo patates. Çünkü kışın patates çok yiyoruz ve yerde patatesi ıh, sürüklüyorum, çekiyorum. Türkçede biz buna sürüklemek diyoruz. Nerede sürüklemek? Yerde sürüklemek. Nereden nereden sürüklemek? Pazardan eve kadar sürükledim. Bazen mesela pazar arabaları var pazar arabası İnsanlar pazar arabasını sürüklüyorlar yazıyorum sürüklüyor gibi sürüklemek Ali Bey çok popüler mi? Çok popüler değil. En son ne zaman kullandım hatırlamıyorum. Yani yerde olacak bir eşya ve siz tutacaksınız zor bir şekilde belki veya kolay bir şekilde sürükleyerek çekeceksiniz. Mihail aleykümselam. Mihail Balko, Balgakov geldi. Evet Nada Elzahap bebek halıdan sandalyeye kadar emekledi. Çok güzel. Bebek halıdan sandalyeye kadar sürüklendi. Sürüklenmek. Evet. Emeklemek. Emekledi. Emekledi daha güzel bence. Şimdi sürüklemek kelimesinde arkadaşlar bir şey var mesela bir insan var daha doğrusu bu başka bir şeyi sürüklüyor. Ha, bebekler mesela oyuncakları sürüklüyor. Bebeğin, çocuğun küçük bir neyi var? Arabası var veyahut küçük oyuncak bebeği var. Oyuncak bebeğin saçından tutuyor çocuk 5 yaşında, 4 yaşında ve onu sürüklüyor. Yerde sürüklüyor. Aa kızım bebi, oyuncağı sürükleme. Bak onun canı acır. <laughs> Sürüklemek fiili. Çekmek fiili hakkında bonus bir fiil geliyor arkadaşlar. Bonus bir fiil. Evet. Çekmek. Mesela telefon yok. Diğer telefona baktım. Fotoğraf çekmek. Çık çık. Sonra kim yazmış? Evet bir arkadaş yazdı. Maya Süpersin. Diş çekmek. Dişimde problem var mesela ağrıyor ve doktor diyor ki başka bir çıkış yok. Başka bir çıkış yok. Maalesef sizin dişinizi çekeceğiz. Fiil diş çekmek. Çekmek popüler. Fotoğraf çekmek. Türkler genellikle resim çekmek diyorlar. Normalde resim çekmek mümkün değil. Fotoğraf çekmek, yazıyorum arkadaşlar. Diş çekmek gibi. Evet, çekmek gitti. Çekmek ve sürüklemek fiilini anlattık size. Bu çok fazla popüler olmadığı için normal ilk anlamda bunu hızlı geçiyoruz. Evet. Beşinci fiilimiz itmek fiili. Evet. Itmek. Itmek fiili nerede var genellikle biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, mesela büyük firmalar var veya bankalar var. Bu bankalarda kapılarda yazıyor. Push. Evet. It itiniz gibi. Yasmin Nutella ekmeklere sürüyorum. Sürüklüyorum. Ee, bu farklı. Bu farklı Yasmin. Sürmek, sürmek farklı, sürüklemek farklı. Ama güzel bir tespit. Bravo. Sürmek fiili farklı. Hmm, Nutella sürmek. Nutella sürmek. Hatta çok enteresan bu da bonus fiil. Ee, krem sürmek. Evet. Krem sürmek. Mesela fondöten sürmek. Fondöten sürmek. Ve mesela başka ne sürmek? Krem sürmek dedik. Heh, şuradaki sayfayı kapatıyorum. Fondöten sürmek krem sürmek, yağ sürmek, ekmek var, ekmeğin üstüne hmm, butter, tereyağı sürmek ve kızarmış ekmek oh mis gibi. Çok güzel yani. Hmm. Bu sürmek, sürüklemek değil. Tamam? Sürüklemek değil. Teşekkürler ziyat, Eyvallah. Evet dünya doğru. Lütfen kapıyı itiniz. Kapıyı itiniz. İtmek Şimdi Türkiye'de itmek başka nerede kullanıyorlar? Ee, sıra var tamam mı? Bu sıra tabi bu virüsten önce. Sırada insanlar böyle dip dibe. Yani çok yakınlar. insanlar dip dibe çok yakınlar. Ve herkes itiyor. Diğerini itiyor. Mesela orada bir yardım var tamam mı? Yardım işte belediye bir şey dağıtıyor bedava. Bu yüzden insanlar birbirini itiyor ve bir kişi diyor ki itmeyin kardeşim ya itmeyin Allah Allah. Heh, arkadan itiyorlar gibi. Fiil itmek. İnsanları itebiliriz. Eşyaları itebiliriz. Bir dolap var. Bu büyük dolap. 10 santimetre veya 15 santimetre sağa geçecek. Annem söylüyor. Oğlum lütfen dolabı it. Tamam anne. İttim. Fiil itmek. Bir hareket var. Evet itmek. Bu arada itmek fiili emir versiyonu arkadaşlar it. Tamam mı? Ve enteresan bir bilgi it kelimesi aynı zamanda köpek kelimesi ile <laughs> aynı anlamda. Evet it köpek demek. Ama fiil olarak kullandığımız zaman push. It anlamında. Siz lütfen itin gibi. Mesela aha, en çok ne zaman kullanıyoruz? Araba bozulduğu zaman. Araba bozulduğu zaman ben araba çalışmıyor. Araba bozuldu. Ben sokaktaki insanlara söylüyorum. Ya affedersiniz. arabayı iter misiniz? İter misiniz? Çalışmıyor ya. Akü galiba bitti. Akü bitti. Elektrik elektrik aksamı çalışmıyor. Ya affedersiniz. İter misiniz biraz? Tabi kardeş tabi. İtin itin. Kardeş gel gel it. İnsanlar arabayı itiyorlar. Yazalım. İnsanlar arabayı itiyorlar. Bitti. İtmek gitti arkadaşlar. Evet. Atlamak. Atlamak. Atlamak fiili biraz enteresan. Nasıl enteresan? Yazalım buraya. Atlamak. Atlamak fiili. Şimdi... Şöyle şuraya güzelce bir yazalım. Bir dakika. Tık tık. Tamam. Biz mesela Türkiye'de bir yerden bir şeyin üstünden atlıyoruz. Bir şeyin üstünden atlıyoruz. Ee, örnek su var, tamam mı? Ve ben şunu gönderiyorum size. Tık. Yağmurdan sonra burada su var. Ve ben sudan sudan atlıyorum. Bu yoldan diğer yola atlıyorum. Evet, fiil atlamak. Geliyorum. Su var burada. Hop! Atladım. Heh, sıçramak fiili de arkadaşlar söyleniyor. Sıçramak. Ama atlamak daha popüler. Sıçramak. Hatta bir atasözü var Türkçede. Atasözü: Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde yakalanır şeklinde. Bir atasözü var. Evet bu atasözünü de buraya yazalım. Evet çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de maalesef yakalanır. Yazalım. Devam ediyoruz. Evet sıçrama yazdım değil mi? Çekirge onu yazmak istiyorum. Çekirge çekirge sıçrıyor. Çekirge sıçrıyor. Evet. Sıçramak ve atlamak dedik arkadaşlar. Yani atlamak için bir şey lazım. Bir şeyin üstünden atlamak. Örnek: Nereden atlamak? Nereye atlamak? Anne, çok yağmur vardı. Ben Suyun üstünden veya küçük bir mesela dere, küçük dere var. Orada su var. Anne ben suyun üstünden atladım. Yani suyun üstünden diğer tarafa sıçradım ama düştüm ve her yerim çamur oldu anne. Suyun üstünden atlamak gibi. Mesela Türkçede şöyle bir söylem var. İnsanların üstünden atlamak, sıçramak iyi değil şeklinde arkadaşlar. Muhammed el Yusuf, arkadaşımla barışamazsam Boğaz Köprüsünden atlayacağım. <laughs> evet, cümle gramer doğru, mana yanlış. Atlama. Ee, evet, atlamak ve aşmak arasında fark nedir hocam diye sormuş ayet. Atlamak ve aşmak. Aşmak kullanılıyor ama eski bir kelime. Atlamak ve sıçramak daha popüler. Yani aşmak kelimesi de olur. Ben suyu açtım. Diğer tarafa geçtim anlamında. Havuza atlamak. Olfat süpersin. Evet. Zıplamak, atlamak. Şimdi o geliyor. Şimdi o geliyor. Süpersiniz. Ha bu arada Yasir var. Yasir hocam zıplamak aynı manada adamı. Yasir'cim şimdi onu anlatıyorum. Evet 7. ve 8. fiillerimiz çünkü onlar. Zıplamak, hoplamak. Yazıyorum. Zıplamak ve hoplamak. Arkadaşlar. Şimdi. Top. Top var. Tamam mı? Topu attım. Top yumuşak. Tın Top zıplıyor. Top hopluyor. Türkçe'de zıplamak genellikle aynı yerde olan bir hareket. Zıplamak arkadaşlar bir yerden bir yere değil. Genellikle aynı şekilde atlamak anlamında, hoplamak anlamında. Aynı şekilde. Mesela ne zıplıyor? Kangurular zıplıyor, değil mi? Kanguru gibi. Kangurular zıplıyor, kangurular hopluyor. Kangurular zıplar şeklinde. Evet. Top. Topu attığımız zaman top aynı şekilde zıplar. Ve en önemlisi Çocuklar genellikle Evet, kambiz maddani. Bu cümle geliyor. Teşekkürler. Çocuklar genellikle nerede zıplıyor? Nerede hopluyor? Tabii yatağın üstünde. Çünkü orada yay var. Yay. Yay var. Çocuklar yatağın üstünde zıplıyor, hopluyor. Hatta bu koltuk Yok, bu koltukta zıplamak mümkün değil. Çünkü çok fazla e, hareket etmiyor. Her neyse çocuklar, çek yatın üstünde, yatağın üstünde genellikle zıplıyorlar, hopluyorlar ve yatağın üstünden, dikkat, yatağın üstünden yere atlıyorlar. Bakın, atlamak bir yerden. Başka yere oluyor ama zıplamak aynı yerde genellikle veya yakın yerde oluyor. Ee, bir yerden bir yere atlamak arkadaşlar. Askerler gidiyorlar, askerler gidiyorlar ve bir hendek var. Hendekten askerler diğer tarafa atlıyorlar. Yani askerler orada zıplamıyorlar. Bu değil askerler bir yerden başka yere atlıyorlar. He Ali Bey, başlangıçta zıplamak var. Böyle düşünmek normal. Yani zıplayarak atlamak. Zıplıyorum, sonra bir yerden bir yere gidiyorum. Bu yüzden ben buna Ali Bey hoplamak diyorum şeklinde düşünmek mümkün. Yani Türkçesi B1, B2 olan arkadaşlar böyle düşünebilirler. Ama zıplamak ve hoplamak genellikle aynı yerlerde veya yakın yerlerde oluyor diyoruz. Zıplayarak mesela gidiyor. Zıplayarak devam ediyor. Çekirgeler arkadaşlar zıplıyorlar. Pire, bit bunlar da zıplıyorlar. Aa, tavşanlar da zıplıyor değil mi? Evet tavşanlar da zıplıyor. Devam ediyoruz. Bu arada ben Zıplamak ve hoplamak fiillerini yazdım mı? Yazmışım. Tamamdır. Yazmışım. Güzel. Yeni fiilimize geldik. Yeni fiilimize geldik. Aha. Arkadaşlar yine atlamak var. Ama bu sefer atlamak fiili ip ile ilgili. İp atlamak. Siz ne yapıyorsunuz? Spora gittiniz. Sporda elinize bir ip verdiler. İp ile 1 2 3 4 5 saniye sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. İnsanlar ip atlayarak spor yapıyorlar. İnsanlar ip atlıyorlar. Atlamak bakın yine var. Nereden atlıyor? İpin üstünden ip 1 2 Hadi bakalım sen kaç tane atlayacaksın? 100 tane. 100 mü? 100. Ben atlayamam. 50 tane. 65, 70. Bravo. 80, 90, 100. Ben de atladım. Atlamak, ip atlamak. Çocuklar genellikle sokaklarda önceden ip atlıyorlardı. Mesela ben sallıyorum. Sallıyorum. Ortada bir insan var ve bu insan atlıyor. İpin mesela bu ip, İpin üstünden atlıyor, atlıyor. Bu arada çayımı içmek istiyorum. Ee, geçen hafta bahsetmiştim, ee, kiraz saplı çay içiyorum arkadaşlar. Evet, kiraz saplı çay çok lezzetli tavsiye ediyorum. Şimdi mesela burada ben ne yaptım? Kiraz saplı çay hakkında konuştum. Normalde bizim konumuz ne? Normalde bizim konumuz fiiller değil mi? Heh. Ben başka konuya atladım. Al sana farklı bir örnek. Başka bir konuya yazıyorum. Atla dım başka bir konuya geçmek anlamında. Başka bir konuya. Yani olaya, hadiseye, mevzuya daha doğrusu. Başka bir konuya, mevzuya. Atladım. Veya geçtim şeklinde. Yazdım, doğru yazdım. Tamamdır. Evet, ip atlamak geçtim. Sizler ne yazıyorsunuz? Kurbağa zıplıyor. Evet, Altınay doğru. Samanta, Samantha Ali teşekkür ederim. Harikasın. Evet, Jozden yoga. Süpersin. Muhammed merhaba. Merhaba kardeşim. Hmm, siz neden ee, ip atlıyorsunuz? Evet, Zaher. Suzan ip atlamak. Menna Arapça yazdı. Lamya Arapça yazdı. <laughs> tamam. Tavşan zıplıyor. Atlıyor. Panter çok hızlı atlıyor. Doğru. Evet. Panter çok hızlı atlıyor. Devam ediyoruz. 9 arkadaşlar. Vurmak. Vurmak. Bu ne Ali Bey? Vurmak. Mesela duvar. Ben duvara vuruyorum. Duvara vurdum. Veya bir insan başka insana vuruyor. Yine bir hareket. Eskiden, önceden... Ee, Televizyonlar bozulunca Türkiye'de insanlar televizyona vuruyordu. Tok 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 tok. Çalış çalış. Televizyona vuruyordu. Neye vurmak arkadaşlar? Vurmak A, E ile çalışıyor. Bu arada ekleri de hatırlatmak lazım. Neye veya kime vurmak? Öğrenci diğer öğrenciye vurmuş. Öğretmen anneye söylüyor. Hanımefendi, öğrenci yani sizin çocuğunuz diğer öğrenciye vurmuş. Niçin vurdu? Efendim onlar oyun oynuyorlar ama çok hızlı vurmuş. Heh, vurmak fiili. Evet, vurmak fiili. Kapı var. Kapı. Kapıya tok tok tok. Tok tok tok. Anne biri kapıya vuruyor. Anne, biri kapıya vuruyor. Tok tok tok. Vurmak, kapıya vurmak yazıyorum. Kapıya vurmak. Evet, başka vurmak var mı arkadaşlar? Maalesef, maalesef kötü bir örnek. Avcı, hunter. Avcı. Ee, kuş mesela. Kuş var ve bir hunter, avcı var. Avcı kuşu vurdu. Burada bakın kuş u. Yani neyi anlamında akuzatif var? Avcı avcı. Neyi dedim? Çünkü hayvanlar maalesef kimi değil Türkçede. Vurdu yazıyorum. Evet avcı kuşu vurdu. Yani silah pardon tüfek ile Vurmak diyoruz biz aynı şekilde. Yani bir şey ile vurmak. Mesela tahta ile vurmak veya bir e, beyzbol sopası ile vurmak. Veya yumruk ile vurmak veya bir tüfek ile vurmak. Evet niçin vuruyorsun? Vurmak fiili mesela yazmış burada. Evet Abdülkader polis adamı suçlu olan adamı vurdu. Hı, doğru. Polis suçlu adamı vurdu. Silah ile vurdu. Küçük ise gun silah. Silah büyük ise tüfek. Evet, tüfek ve silah. Yazdım arkadaşlar. Bunlar kötü örnekler. Lütfen ya lütfen geçtik geçtik. Diğer fiillere geçtik. Güzel fiil var. Oo, çok güzel fiil var şimdi. Evet. Bu fiil arkadaşlar gerinmek fiili. Gerinmek fiili yazıyorum. Gerinmek fiili. Arkadaşlar bu fiil çok faydalı bir fiil. Neden Ali Bey faydalı? Çünkü herkes her sabah yapıyor. Herkes her sabah yapıyor. Bu gerinmek arkadaşlar. Spordan önce mesela ben geriniyorum. Kaslarım oh yumuşuyor. Bu fiilde de hareket var. Gerinmek fiili diyoruz. Evet. Hızlı yazdığım için yanlış harf olabilir. Kusura bakmayın. Hızlı yazdığım için gerinmek diyoruz. Hmm. Fiil gerinmek. Sporda var gerinmek. Ve biz bu gerinmek fiilini spordan önce, spordan önce veya spordan sonra yapıyoruz. Bir ısınmak için, iki soğumak için yazalım. Spordan önce ve sonra gerinmek lazım yazdım. Çocuklar, bebekler de genellikle gerinirler biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela uyandı bebek. Hatta hayvanlar bile geriniyor. Kediler, köpekler. Bebekler çok tatlı geriniyorlar. Yazalım. Bebek uyanırken, uyanırken çok tatlı gerindi. Dananım. Ve annesi babası ona ay yavrum benim ne güzel de gerilmiş galiba uykusunu almış. Yani rahat uyumuş gibi. Evet gerilmek bu arkadaşlar. Geçiyoruz. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü zamanımız önemli. Kaldırmak. 11. 12. fiil. Kaldırmak fiili arkadaşlar. Mesela bu kaldırmak fiili. Yerde bir şey var. bir eşya var ben bu eşyayı alıyorum ve kaldırıyorum buyurunuz veriyorum mesela gibi ee, eleni teşekkürler evet Abdullah Sabri sağol uykudan sonra giriniyorum kapıya vurmak kapıya kapı çalıyor Yasir Urfalı. kapı çalıyor kapıya çalıyor yanlış hata maalesef evet kaldırmak şimdi bir şeyi arkadaşlar eşya olabilir veya bu bir mesela kim yazdı? Yasur Basimov süpersin. Türkçe'de bu var. Öğretmen konuşuyor ve öğrenciler. Öğretmenim ben ben cevap vermek istiyorum. Heh. Öğrenci parmak kaldırıyor. Bakın parmak parmak kaldırmak diyoruz biz buna yazalım. Parmak kaldırmak. Kışın arkadaşlar kışın her yer buz. Tamam mı? Çok kaygan. Ben dikkatli yürüyorum. Buz. Ve Rusça Skotski. Ve yerde buz olduğu için ben dikkatli yürüyorum. Ve ah bir insan arkadaşlar kaymış ve düşmüş. Bir insan yaşlı bir adam. Ve gidiyorum yaşlı adamı. Haydi amca gel. Hadi gel 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 gel. gel Heh, Yaşlı amcayı kaldırıyorum. Evet, kaldırmak fiili bu şekilde. Bunun başka bir anlamı var. Bu arada kimi kaldırmak, neyi kaldırmak? Onu da yazalım. Neyi kaldırmak ve kimi kaldırmak. Ben yaşlı adamı kaldırdım. Ben yerde ekmek var mesela, ekmeği kaldırdım. Türkiye'de önemlidir. Ekmek varsa yerde biz onu alıyoruz, kaldırıyoruz, yüksek bir yere koyuyoruz. Bizim için değerli. Evet Muhammed El Yusuf paraları saydıysan kaldır. Güzel. Muhammed El Yusuf evet bankada mesela değil mi müdür söylüyor. Bir personel var. Ahmet Bey lütfen paraları saydıysan kaldır. Yani başka bir yere koy anlamında. Şimdi parmak kaldırmak dedik. Başka bir kaldırmak. Mesela Muhammed Bino süper. Spor salonunda halter. Evet. 50 kilo veya 100 kilo. Hı. Halter kaldırıyor. Kaldırdım. Evet. Kaldırdım. Mesela bizde çok popüler bir sporcu vardı. Naim Süleymanoğlu. Halterci şampiyon oldu birkaç defa. Ve o mesela çok ağır halterler kaldırdı. Kaldırmak. Evet son kaldırmak hakkında bilgi veriyorum ve diğer fiile geçiyoruz. Sabah saat 7. Uyanmıyorsun ve annen geliyor. Oğlum hadi kalk. Kızım hadi kalk. Geç kalacaksın. Anne çocuğu kaldırıyor. Evet kaldırmak ikinci anlam diğer anlam uyandırmak. Kaldırmak uyandırmak anlamı var. Mesela otelde oteldesiniz. Resepsiyondaki görevliye söylüyorsunuz. Biz çok yorgunuz. Lütfen sabah 8'de bizi kaldırın. Tabii beyefendi sabah 8'de sizi kaldıracağım. Heh resepsiyoniste söylediniz. Bizi kaldırın. Çık çık çık. Alo. Ee, beyefendi saat 8. Kaldırmamı söylemiştiniz. Tamam tamam şimdi gerinmem lazım. Bir saniye. Ha pardon görüşürüz. <laughs> Kaldırdı ve siz geriniyorsunuz gibi. Devam ediyoruz. Kaldırmak, yazdım. Evet, kaldırmak, uyandırmak aynı. Hmm, evet. Yere koymak, indirmek fiili var. İndirmek ve ya yere koymak. Yere koymak. İndirmek veya yere koymak. Elinizde bir şey var. Mesela Alışveriş yaptınız. Alışveriş yaptınız. Elinizde 5-6 tane paket var arkadaşlar. Ve bu paketi getirdiniz eve. Anneniz dedi ki oğlum şu e, masaya koy masaya yazdım. Masaya koy masaya. Heh. Veya masaya indir şeklinde. Başka ne var? Örnek örnek halı var halı halıyı getirdiniz halı geldi ee, ve ev sahibi dedi ki beyefendi e, halıyı şu sağa indirebilirsiniz sağ yere koyabilirsiniz Heh. koymak fiili arkadaşlar sadece yere anlamında değil masaya koymak olur bir dolaba koymak olur veya bir çekmeceye koymak olur ama burada ee, yere koymak, aşağıya anlamında arkadaşlar. Indirmek. Ee, mesela bir balon var, balon. Bu balon uçuyor havada, uçuyor. Kapadokya'da var biliyorsunuz ve bu balonu pilot yere indiriyor. Mesela burada da biz indirmeyi kullanıyoruz. Misafir gelecek akşamleyin ve dolapta, yukarıda çok güzel bardaklar var. Annem dedi ki, oğlum şu bardakları lütfen al ve e, yere koy, yere indir. Tamam anne. Aldım ve masaya koydum veya yere koydum gibi. Evet, Sait Ali, bravo, indir silahı mesela. Evet, silah. Polis, polisin karşısında bir hırsız var ve onda da bir silah var. Polis diyor ki indir silahını. Hayır önce sen indir. Hayır sen indir ben polisim. Hayır ben de, bende de silah var. La havle ve la kuvvete. İndir silahını dedim sana. Heh, silahı indirmek yani aşağıya, aşağıya doğru arkadaşlar. Yere koymaya gerek yok yani aşağıya indirmek yeter. Evet gitti bu da. İndirmek başka bir anlam var. Onu yazayım ben. İndirmek. İnternetten dosya indirmek. Mesela download yani. Sıkıçat yok sıkıçat değil. Rusçadaki anlamını hatırlayamadım. İndirmek. Bir Word dosyasını, bir PDF dosyasını veya bir müziği veya bir filmi internetten indirmek internetten indirmek internetten indirmek Evet devam ediyoruz devam ediyoruz dalmak fiili var arkadaşlar dalmak dalmak ben denize gittim ve denizde cumhurlop suya denize daldım yüzüyorum ama tabi sahil ve buradan deniz burası. Denize hop, dalıyorum. Dalmak. Evet. Teşekkürler. Skaçat. Nogaylar. Teşekkür ederiz. Skaçat Rusçası. Dovland. Dalmak fiili arkadaşlar suya dalmak, göle dalmak, sorusu nereye dalmak. Diğer fiil var. Yani dalmak fiilinin mecaz anlamlısı. Mesela dalmak 2 diyelim. Bir şey düşünmek ve etrafı fark etmemek yazdım. Bakın ben evdeyim ve böyle düşünüyorum. Hayallerdeyim şimdi. Ee, yeni araba aldım. Bu arabayı götürdüm. Muayene ettirdim. Sonra hı, araba güzelmiş. Heh. Sonra annem geldi. Babam geldi. Ali. Ali. Hı, araba mı, siyah mı alsam beyaz mı alsam. Ali. Ali. Hı, hı. A, baba pardon ya. Dalmışım. Heh, dalmışım. Yani hayallere dalmak. Hayallerimin içinde geziyorum. Araba siyah beyaz. Mesela yeni araba falan. Burada da dalmak arkadaşlar bir şey düşünmek ve etrafı, anneyi, babayı fark etmemek anlamında kullanıyoruz biz. Hayale dalmak, uykuya dalmak, Muhammed Nana süpersin. Mesela yattım. daldım. Uykuya daldım gibi. Evet, yaslanmak, dayanmak geldi arkadaşlar. Yaslanmak ve dayanmak. Yaslanmak, dayanmak. Ali Bey bu nedir Ali Bey? Yaslanmak. Mesela ben arkadaşlar şimdi yaslanıyorum. Koltuğum var. Koltuğuma oh, yaslandım. Genellikle otobüslerde yazıyor. Kapıya yaslanmayın. Rusya'da Moskova'da yaşadım. Orada kapılarda yazıyor metroda. Lütfen yaslanmayın yazıyor arkadaşlar. Evet. Yaslanmak ve dayanmak aynı mı Ali Bey? Aynı. Aynı. Yaslanıyorum, dayanıyorum. Duvar var. Duvar var. Duvara omzumu yaslıyorum. Evet. Duvara omzumu yaslıyorum. Fiil yaslamak. Ben omzumu yaslıyorum. Omzumu yaslıyorum. Ben yaslanıyorum gibi otobüslerde oluyordu önceden belki şimdi oluyor bilmiyorum İnsan çok insan var ve başka bir insanın ah! omzuna ben yaslanıyorum ve o bana diyor ki beyefendi yaslanma lütfen kalabalık otobüs kalabalık ne yapacağız itiyorlar itiyorlar ve ben ona mecburen onun omuzu burada ah yaslanıyorum. Ya pardon hanımefendi veya pardon beyefendi. Ah, itiyorlar i̇tiyorlar. İtmek, push itmek ve ben yaslanıyorum. Devam ediyoruz. Yaslanmak, dayanmak, güle güle. Sizin cümleniz var mı? Obada yastığa yaslanmak, süpersin. Evet, Prislanatsya, Jamila, süpersin. Rusçası. Muhammed Nana, rahatlanıyorum. Bu Muhammed Nana, bu Türkçe değil kardeş. Bu Muhammed Nanaca. Bu kelime yok. Tamam. Ee, rahatlıyorum var. Rahatlıyorum var. Ben mesela koltuğa yaslanıyorum ve oh, rahatlıyorum. Rahatlıyorum. Koltuğa yaslanmak. Koltuk. Evet. Armchair. Devam ediyoruz. Beni itme. Sevda. Beni itme. İtmek fiili kimi itmek bana itmek kullanmıyoruz beni itme lütfen lütfen beni itmeyin lütfen itmeyin bizi gibi evet oturmak geldi arkadaşlar oturmak çok kolay sit o turmak nerede oturmak kim ile oturmak ve 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 ve, ve. Ne zaman oturmak? Ee, nereye oturmak? Bakın. Nereye? Sandalyeye oturmak. Nerede oturmak? Sandalyede oturmak. Ben şimdi koltukta oturuyorum. Evet Eba'da yere oturmak veya yerde oturmak. Burada soru önemli. Evet dünya Ni Prislanatsya. Lütfen yaslanmayın. Süpersin. Ee, ben yerde oturmayı... Seviyorum. Biz yerde oturarak bazen yemek yiyoruz. Evet, mesela Arap ülkelerinde de yerde oturup yemek yiyoruz gibi oturmak. Hmm, başka ne var arkadaşlar? Oturmak fiili. Heh. Bakın bir deyim var. Deyim aklıma geldi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İçime oturdu. Ali Bey bu ne? Bu dert veya bu problem problem içime oturdu. Yani arkadaşlar beni üzdü demek, beni çok üzdü demek. Evet. Bakıyoruz. Ben ailemle İstanbul'da otururuz. Ee, Zaher ben burada Fa'il yani e, özne. Bu yüzden ben varsa otururum mu olacak? Veya şu biz ailemle İstanbul'da otururuz. Süper cümle teşekkür ederim. Oturmak sadece bir mekanda bir yerde değil yaşamak anlamında da biz kullanıyoruz. Muhammed el Yusuf süpersin. Evet içime sinmedi yani içime oturdu. Şimdi örnek ben İstanbul'da Asya'da oturuyorum. Ali Bey, koltukta mı oturuyorsun? Asya'da mı oturuyorsun? Ali Bey, lütfen karar ver. <laughs> yani Asya'da yaşıyorum ve oturmak yaşamak anlamında da kullanıyoruz. Oturmak yaşamak anlamında da kullanıyoruz. Ben örnek Ben İstanbul'da o oturuyorum yazdım. Bu kadar. Evet oturmak gitti arkadaşlar. Çömelmek, çökmek. Wow, squat. Çömelmek, çökmek. Çömelmek ve çökmek. Bu sporda var yine biliyorsunuz. Sporda arkadaşlar kullanıyoruz. Ve veya mesela yürürken veya bir yerde alçak bir yerden geçerken biz Çömeliyoruz. Çömeliyoruz veya çöküyoruz. Yazdım. Evet. Tünel var. Nerede vardı? Saklı kent galiba. Ee, ya Antalya'da veyahut Kapadokya'da böyle saklı kentler oluyor. Ee, bir dağın içinde veya yerin altında küçük tüneller var. Burada biz böyle çömelerek ördek gibi devam ediyoruz. Evet çökerek çömelerek devam ediyoruz. Çünkü orası yaklaşık bir buçuk metre falan. Yani ben 1.78'im. Orası bir buçuk metre çömelerek yürüyorum. Askerler bazen savaşta değil mi? Yürümüyorlar böyle. Çünkü savaş var. Oradan vurabilirler. O yüzden askerler Çömelerek yürüyorlar, devam ediyorlar. Muhammed el Yusuf, teşekkürler. Muhammed Bino, polis geldi çök. <laughs> Muhammed Bino, orijinal cümle, tebrikler. Evet, Abdullah Abdullah Sabri, ben Fas'ta oturuyorum. Maşallah, güzel. Ahmet'in konuştukları içime oturdu, cesur. Süper cümle. Evet, Sevda Türkçe. Beni çökme, beni çökme. Bu yok. Bu Türkçe değil, bu sevdaca. Türkçe değil. Ee, beni çökme böyle bir tabir yok. Şimdi çökmek ve çömelmek gittim, eğilmek arkadaşlar. Eğilmek, eğilmek, eğilmek. Mesela biz namaz kılıyoruz, namazda namazda eğiliyoruz. Veya spor için insanlar. Spor için insanlar eğiliyor. Bir ki, bir ki eğiliyorlar. Bir ki. Namazda da biz eğiliyoruz, değil mi? Evet, namazda eğilmek. Ee, başka bir fiil, daha doğrusu manada nasıl kullanıyoruz? Rüzgarda arkadaşlar, tamam mı? Rüzgarda ağaç normalde dik. Ama rüzgarda rüzgar çok sert olduğu için ağaç sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Birkaç saat sonra ağaç eğiliyor maalesef. Bu da farklı bir eğilmek arkadaşlar kelimesi. Evet Sevda, eğilmek bükmek aynı mı demiş? Eğilmek ve bükmek. Sevda, bak şimdi. Ben bunu bükeceğim. Mesela bu e, demir tamam mı? Demir. Hı. Ah, büktüm. <laughs> bükmek bu. Ha, eğilmek. Bükmekten sonra artık bu bunun son hali. Aa, ha, eğilmiş. Bitti. Bak bu eğilmiş versiyon. Ha, bükmek şu. Bu bükmek. Tamam. Understandin mi? Süpersin. Understandin mi? Ali Beyce. <laughs> evet. Eğilmek dedik. Gitti. İnsanlar eğilerek yürüyorlar. Bakın, eğilerek yürüyorlar ve eğilerek çöküyorlar. Sonra devam ediyorlar tünelde, tünellerde veya küçük bir yerde. Çocuklar mesela, çocuklar evde oyun oynuyorlar. Masanın altı, masanın altı küçük. Çocuklar ne yapıyor? Eğiliyor. Sonra eğildikten sonra Birinci adım first step eğilmek. İkinci adım çökmek. Çöküyor ve bekliyor. Oyun oynuyorlar çocuklar mesela. Evet eğilmek gitti. Pick up. Yerden kaldırmak. Yere bir şey düştü arkadaşlar. Ne düştü? Mesela ee, yere meyveler düştü. Sizin bir eviniz var ve bu evde bahçe var. Bahçede bir meyve ağacı var, portakal ağacı, portakal. Ve portakallar yerde. Ve siz ne yaptınız? Portakalları <laughs> yerden kaldırdınız ve sepete attınız. 10 kilo portakal. Anne, portakal hazır. Yani hazır anne topladım kaldırdım yerden kaldırdım gibi yerden kaldırmak, hmm, yerden almak veya yerden kaldırmak şeklinde biz kullanıyoruz. Başka ne var? Bebek arkadaşlar bebek yerde emekliyor tamam mı? Bebek yerde emekliyor ve kış mevsimi bu yüzden soğuk yer soğuk. Bebeğin ablası var ablası. Anne söylüyor. Kızım, lütfen kardeşini yerden kaldır. Lütfen kardeşini yerden kaldır. Hadi gel Muhammed. Çünkü o emekliyor ve abla bebeği yerden kaldırıyor. Çünkü yer soğuk. Yazalım. Abla abla bebeği bebeği yerden kaldırıyor kaldırıyor güzel bebeği evet şu harfi doğru yazmak istiyorum ve yazdım abla bebeği virgül koyalım yerden kaldırıyor kaldırdı falan topu yerden kaldırmak obada süpersin Evet, bebeği yerden kaldırmak obada benden önce yazmışsın. Wow, bravo obada. Sen harikasın. Evet, merhaba Daçey, hoş geldin. Topu yerden kaldırmak dedik. Başka 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 başka. Ee, Muhammed El Yusuf, evet ocağa fazla eğilme. Süper cümle. Kendini yakacaksın. Abdullah, namaz kıldığımda eğiliyorum. Evet. Hmm, Manar. Evet, çiçek aynı şekilde. Çiçekler de mesela eğiliyorlar böyle. Önce çiçek normalde dik duruyor, sonra eğiliyor. Çünkü belki yakında ölecek bu yüzden. Tamam. Sonra Arkadaşlar tutmak fiili var. Yavaş yavaş hızlanmak istiyorum. Çünkü saat 6'da benim online dersim var. Evet, tutmak fiili. Bakın tuttum. Ben kalemi tutuyorum. Evet. Tutmak. Tutmak. Yanlış yazmak istemiyorum. Şöyle dikkatlice. Çocuk elinde bir kediyi tutuyor. Kedi çünkü küçük, yavru ve ıslanmış gibi. Ve öğrenciler Sırtlarında çantayı tutuyorlar veya taşıyorlar. Tutmak. Evet. Bir film var. Filmde adam dağda tamam mı? Aa düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Elimi tut, elimi tut. Tuttum. Heh, elimi tut. Ve diğer dağcı, alpinist Rusçası. O diğer dağcının elini tutuyor. Evet tutmakla ilgili çok fiil var tutmak. Balık tutmak var. Hı hı. Oruç tutmak var. Ramazanda biz oruç tutuyoruz. Oruç tutmak var gibi. Evet tutmak gitti arkadaşlar. Taşımak var. Evet carry taşımak. Taşımak. Toyota'nın bir markası var. Volkswagen carry. Evet. Ben mesela bir işçiyim ve her gün mobilya taşıyorum. Yani işçiyim ve ağır mobilyalar taşıyorum. Ben evi evimi başka bir eve taşıyorum. Evet, evimi yazıyorum. Başka eve taşıyorum gibi. Taşımak fiili arkadaşlar, güzel bir fiil. Evet. Başka bir fiilimiz geliyor. Tokat atmak. Oo, bu tokat atmak güzel değil ama maalesef hareket fiili. Bu yüzden kullanmak size anlatmak zorundayım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Tık 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 tık. Doğru mu? Süper. Tokat atmak. Tokat kelimesi arkadaşlar. Tokat. Bir adam var karşımda. Bu tokat atmak. Tokat. Evet, Osmanlı tokadı var mı meşhur? Ah, valit. Evet, Osmanlı tokadı. Abi kardeşine tokat attı. Güzel bir fiil değil. Değil. Yani tokat atmak veya tokatlamak diyoruz biz. Tokatlamak. Tokatlamanın diğer bir anlamı arkadaşlar dolandırmak demek. Başka bir anlamı var. Dolandırmak. Bu firma bizi tokatladı. Yani dolandırdı. Bu firma bizi tokatladı. Şeklinde. Devam ediyoruz. Tokat atmak bu. Yumruk atmak. Yumruk. Evet yumruk. Ee, Rusça'da kulak. Kulak Rusçada buna kulak diyorlar ve yumruk atmak punch yumruk atmak hmm, boksör boksör diğer boksöre yumruk attı spor boksör diğer boksöre yumruk attı veya adam otobüste kavga etti ve diğer adama yumruk attı şeklinde. Tamam? Evet, kulak. Bu arkadaşlar yumruk demek Rusçada. Türkçede kulak bu. Biliyorsunuz. Evet, sonra biliyorsunuz başka bir box box var. Kickbox. Kickbox. Tekme atmak. Evet, tekme atmak yazıyorum tekrardan buraya. Kickbox var. Tekme sporu. Ee, benim arkadaşım kickboxta çok güzel tışt tışt tekme atıyor ayaklarıyla. Tekme atıyor. Hmm, çocuk arkadaşına tekme atmış. Ben bunu diğer kişiden duydum. Çocuk arkadaşına tekme atmış. Fiil tekme atmak. Veya tekmelemek. Tekmelemek gibi. Bu da gitti. Ve arkadaşlar atmak. Normal atmak fiili geldiği sonunda. Evet. Atmak fiili. Hatta Bunun fiil, filmi vardı. Marvel filmlerinden birisi. Değil mi? Evet. Throw. Bu filmi izlemiştim. Yıllar önce. Bir şey var. O tabi Trov ne atıyor? Çekiç. Çekici atıyor. Piyo! O bir kahraman. Hero. Kahraman. Bu yüzden. Ama biz Türkçe'de atıyoruz. Neyi atıyoruz? Bir şey. Mesela ben elimde bir meyve var. Ağaçtayım. Ağaçtayım ve aşağıya meyveyi arkadaşıma tut diyorum. Arkadaşıma atıyorum. O da hop tutuyor. Ben atıyorum veya atıyorum o ot tutuyor. Bir şeyi bir şeye bir kişiye atmak arkadaşlar. Maymunlar maymunlar muzu alıyorlar muzu alıyorlar insanlara atıyorlar gibi. Atmak başka anlam arkadaşlar var. Şöyle yazalım. Atmak. Kafadan atmak. Böyle bir deyim var, kafadan atmak. Ali Bey, bu ne demek? Kafadan atmak. Arkadaşlar, cevabı Hı. bilmiyorum. Mesela A, B, C veya D. Hangisi hangisi? Uçuvan uçuvan. Hangisi hangisi? Hmm, D. Heh. Kafadan attım. Bilmiyorum. Doğru yanlış bilmiyorum. Yani bilmeden cevap vermek. Bilmeyerek cevap vermek. Öğretmen hatta bazen söylüyor. Çocuklar, haydi cevap veriyorsunuz. Ee, bulutlar nasıl oldu? Bulutlar nasıl oldu? Bir öğrenci cevap veriyor. Ee, öğretmenim biz evde şömine yakıyoruz. Evde soba yakıyoruz. Sonra bacadan duman çıkıyor ve her yerde Bulutlar oluyor, oğlum atma, kafadan atma oğlum doğru değil. Kafadan atmak bilmiyor belki ee, ve cevap veriyor. Tabii burada çocuk böyle düşünüyor, kafadan attı böyle olduğunu düşündü. Evet son iki fiil arkadaşlar yakalamak, biraz önce söylediğim catch yakalamak. Ben portakalı attım. Ben portakalı attım ve arkadaşım ne yaptı? Tuttu. Arkadaşım tuttu. Mesela ben size e, badminton oynuyoruz. Badmintonda badmintonun özel topunu atıyorum ve siz tutuyorsunuz. Hop, tekrar bana atıyorsunuz. Veya biz oyun oynuyoruz. Top. Hadi bakalım. Atıyorum, atıyorum, hop, tut, 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 ah, tuttum şeklinde bir şeyi tutmak. Ve arkadaşlar son fiil, son fiil, evet pull çekmek, çekmek fiili. Evet bir eşya var, bu eşyayı sağdan sola çekmek. Tatyan hoş geldin. Evet. Hikmetullah top yakalamak. Polis hırsızı yakaladı. Buldu ve yakaladı olur. Aynen. Teşekkürler Muhammed. Muhammed El Yusuf doğru. Eğilme, dimdik dur. Masanın altında saklanıyor. Muhammed Nana, güzel. Evet, çekmek fiili. Ben bunu yaptık mı biz ya? Evet, bunu yaptık arkadaşlar. Bunu yaptık. Ama bu farklı bir çekmek fiili. ben mesela dolabım var dolabımı alıyorum sağdan sola çekiyorum veya ben masam var, masam köşede odada köşede ve onu çekiyorum diğer köşeye şeklinde. Evet, çekmek fiili de bu. Silah çekmek, cesur silah çekmek yazdığı. Burada silahım var. Bak, normalde silahım burada. Çekiyorum. Veya bir film var. Bu filmde bir samuray var. Samuray. Samurayın kılıcı var. Tamam mı? Kılıcı çekiyor. Yani oradan alıyor, çekiyor arkadaşlar. Yazalım. Silah çekmek. Kılınç çekmek. Ve 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 ve, ve. Dolabı çekmek diyelim. Dolabı çekmek şeklinde. Arkadaşlar uzun bir zaman oldu. 30 tane fiili bitirdik. 30 tane hareket fiili bitti. Benim şimdi online dersim var. Teşekkür ediyorum bana katıldınız. Bana sabrettiniz. E, bu fiiller hakkında 2 tane veya 3 tane fiil ile aşağıya lütfen güzel cümleler yazıyorsunuz. Bu sizin ödeviniz tamam mı? Enteresan cümleler istiyorum sizden. Evet Kamila, Manar, İbrahim, e, Muhammed El Yusuf, Abdullah, Marva, Muhammed, Obada, Daşas ve 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 çok fazla öğrenci var. Çok fazla arkadaş var. Alex, Zeydan, Yağmur, Hikmetullah. Evet. Dilafruz. Başka Valit, Sevda, Jamilya, Obada Muhammed bino söylediğim Valit Sevda yine söylediğim Nada evet Gadali Hikmetullah Sokayna söylediğim evet çok teşekkür ediyorum katıldığınız için e, Secda da var, Cesur da var bu arada. E, başka kim var? Başka kim var? Dönörörörüm. Evet. Yeleni. Menna. Oo çok kişi var burada. Teşekkür ediyorum. Herkesin adını okumadım. Özür diliyorum. Herkesin adını okumadım. Çarşamba günü yeni video olacak. Ve cumartesi günü başka bir canlı yayın olacak inşallah. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Biliyorsunuz Türkçeyi ve sizi seviyorum. Valla billah. Hoşçakalın.